Kaldır. Şunu yapıyor. Dur gelme bir gelme. Az açalım mı şunları be? Bunları bir açayım istersen. Bunları yeni yağlandı. Tamam gel şimdi. Tamam gel gel. Bırak bırak bırak. Tamam, tamam, tamam. Oradaki ipimi ben takayım bir saniye. Buradan takacağız. Az ileri git. Çok az ileri git. Yer, oraya takmıyoruz. Eğer ki manda göz küçükse bu tarafı kullanıyorsun. Kaldır. Tamam. Demek ki ama bağlar için bu birebir. Bu çok önemli uğraşmıyor bir daha. Senin bağların hepsi bir daha yeni. Elle manuel kumanda kolu abi bu. Bu daha derin batırmak için, batırmak için mi? Hayır. Sıra baştan dönerken veya sprintler duyarga çubuğu telin altında kaldığı zaman işte saklamak için makineyi. Anladım. Ha, ha, ha. Yol pozisyonunu almak için. Buna bir cep yaptırıyorsun abi. Buraya girecek şekilde. Varsa evet. Yok mu da senin taralı bir şeysi? Boşurdu da ama o da nerede? Tamam, şimdi tamam, senin bunda 4 tane var. Şu 2 taneyi de çıkaracağım ben. Şu ikisi şuna ait. Şu altlı üstü buna mı ait? Evet. Tamam, bunda kitleme var zaten. Aynen. Çalıştırırken o iyi olur. Aynen. Önde yok, geride kitleme var. Bende zaten tek şunda kitleme var. Kimisinde hiç olmuyor. Sende varmış. Makinede 3 tane anahtar kullanılıyor bunda. Tekerler için 24. Evet. Duyarga hassasiyet ayarları için. Kaç? 22 mi? 19. 19 mu? Tamam. Aparatları takmak için de diskora, kapıma veya bıçak, evet, pulluk. Evet. Bunlarda da 30 anahtar kullanıyorsun. Anladım. Kaç tane şey var, grasörlük var bunda? 4 tane abi. 4 tane mi? Diskora 1. Piston da var 2 tane. Bir içeride bir dışarıda. Burada görünüyor zaten. Etiketler vardır. Tamam mı? 2. Bir de şurada kulakta var. Kapalı rolü benim bunlar. Yok abi. Yani toz girse bile sana bir sıkıntısı yok bunun. Yaratmıyor. Yok yok, yaratmıyor abi. Zaten toz olsa yüzeyinde olur. Yani kalkıp da bunun içine girmez. Şunu bana şurayla beraber tut abi. Ben de burayı tutayım. Aynen. Şöyle paralel bir şekilde dön biraz. Kaldırıyoruz. Bu tırnaklar burayla öpüşecek abi, tamam mı? Birbirinin üstüne geçmesi gerekiyor. Gösteriyorum burada. Az kaldır, kaldır sen. Şöyle para... Yok, o tarafı sola çevirebilir misin şöyle? Oynat bir aşağı yukarı. Oynat yukarı, yukarı kaldır, kaldır, yukarı kaldır. Şey oturacak. Yani buradan yine derinlik, batma, çıkarma ayarlarını yapıyoruz, tamam mı? Ama şu an sadece traktöre kurarken bağlantı yapıyoruz. Biraz daha kaldır. Tamam. Daha sonra daha sonra bunu sağlam sıkıyorsun abi.
kuvvet olsun diye anahtar ilave ettim ben. Sağlam sıksın diye abi. Bu yanas kollarını makine gezmeyecek, sabitlememiz lazım. Şey yapamayacağım. Makine gezmeyecek yani bu şekilde. Pimlerini takalım mı? Tabii o zaman gezersin dediğin gibi makine. Tabii ya, randımanı çalışamazsın bu sefer. Yani seni yanıltır. Yedek var, vereceğim ben sana. Var abi. Var var, yedek var. Buna göre basmak gerekiyor değil mi? Hayır. Böyle salla bir işten. Tamam, iyi oldu. Makine yere indirdin. Çalıştığın zaman yerdeyken geri gitmiyorsun. Aynen, tabii. Kaldırman lazım. Bakın, koza olan yer vardır burada. Evet. Bu aç ayarıdır. Yani telin, rüzgarının fidana daha çok yanaşması için bunu kapattıkça mesafe daralıyor. Bu iki aradaki. Burayı kapattıkça. Ne taraf doğru kapattık? Şöyle yapınca mesela bak şimdi. Bunu açıyorsun abi. Tamam mı? Bunu şu an uzaklaştırdık. Ha. Ağaçtan uzaklaştı. Bu şekilde yakınlaşır. Hı. Tamam mı? Evet. Şu an ben biraz bağdaki pozisyonun göre ayarla diyorsun sen. Tabii, şimdi bağ kökün nedir, nasıldır onu bilmediğimiz için şu an standart bir şekilde ayarlıyoruz bunu. Tamam, sen onu orada. Tamam mı? Orada. Kök yamuktur. Biraz ortaya alırsın. Hani biraz tamam. Daha uzaktan gitsin kendini kaçırma için. Bu da oradaki tellere bağlıdır. Tümsekliğe, hendeklere bağlıdır. Yani bunu indirip kaldırman çok, tamam mı? Otun pozisyonuna göre bunu aşağı yukarı düşürüyorsun. Şu an ben göz kararı yapıyorum bunu. Ama arazide tabii bir iki sefer daha bunu ayarlamak zorunda kalabiliriz çalışırken. Şimdi yağ hortumlarını takalım. Bu iki tanesi pistonlar içindir. Direkt sabit olan kola takmamıza gerek yok. Kitlemeye. Hani çalıştırırken yağda kalacak ya devamlı basınçta. Onun için bunu almaya gerek yok. Normal. Evet. Devamlı aktif halde beyine giden hortumu çalıştırması için kitlemenin olduğu kolu alıyoruz. Bunu şimdi mesafeye ne kadar uzak bağ olduğu için bunu ben biraz kapatacağım. Biraz çekeceğim sol tarafa ki hem yere vurmasın hem tekere sürtmesin. Ama şöyle dışarıdan alsak daha iyi olacak. Şimdi şöyle yapacağız onu. Onda bir şey yok. Böyle aldık mı? Bunu klipsi gevşetiyoruz buradan. Tamam mı abi? Geri dön. Bunu şimdi çektik mi ön tarafta kalacak zaten. Bırak bana şimdi. Ha, olur ya, pistonu uzatacak olursun. Çok daha uzatacak olursun. Bu sefer bunu gevşetmek zorunda kalırsın. Hani aynen. Ekstra uzatacaksan. Tamam. Çok. Şu an normal. Biraz da bol bırakacağım ben bunu ki çekerken hortumu çekmesin. Ama bağda çalışacak olduğun için çok da uzatmazsın. Şöyle bir şey. Yerine göre değişebilirsin abi. Bazısıran dar olur. Ya sen kullanırsın, kullanmazsın. Ama bu takımın üzerinde geliyor zaten. Yıllardır onu soruyorlardı, yaptık. Bu niye yok, elle çekiyoruz diye. Başka bir şey de kullanırsın. Şimdi bir çalıştırıp makineyi
yağ kolunda aç kitlemeyi. Ters olursa üstü edip portum yerini çeviririz. Yağı verdiğin zaman buradaki yağı oradan verdiğin zaman bunun açılması lazım otomatik. Eğer açılmıyorsa hortum ters takılmıştır. Aç. Yok. Değil. Şimdi üstü bet. Kolla oyna. Oyna yağ boşalsın. Tamam. Bunu ne yaparsın biliyor musun? Buna bir tane işaret yaparız. Tamam. Bir de ben sana söyleyeceğim şimdi. Biraz makineyi aşağı düşürebilir misin? Tamam. Tamam. Yeter mi? Aha. İstebe şimdi. Tamam. Çalıştıralım. Çalıştır bakayım şimdi. Tüm çalıştır bir yağ ver. Şu an tamam. Şimdi devamı yağdayken bir yerde çalıştım. Sıra başı bitti. Bunu çıkarman lazım. Çünkü kaldıramazsın. Ha, tamam. Yağdan bir çıkarıversin. Kaldırıp tekrar çalışacağın zaman alırsın. Yağda olup olmadığını. Hani traktördesin inip buna bakma. Bakma gibi zaman harcamaman için şuradan kendine çekiverirsin. Az gaz verebilirsin. Evet. Yağ adamı değil mi? Elle manuel komunu çekersin, tamam mı? Yağ adamı değil mi? Bu yani. Kol çok geziyor. Şu kol takamadım zaten. Hemen şey yapınca yeri indirsek taksak mı? Yok, şu paleti bir alalım önce. Takacağım abi. Baksa manuel kumanda kolu çektin, kapatmıyorsa buradan 2-3 diş sağ, çok gergiliyse kol 2-3 diş tur sola çeviriyorsun. Tamam mı? Şu an ayarını yaptım ben onu. Çok da oynamıyorsun. Çünkü buradaki ayarı bozarsın bu sefer. Kademeli kademeli çalışıyorsun onlarla. Şu an bitti. Sabitlemek için traktördesin. Kolu kapatıyorsun. Yağdan çıkardın mı kalır. Sıra başını döndün. Kapattın makineyi. Gerekti. Yağ veriyorsun. Açtı. Bir de şu vardır. Çalışıyorsun. Traktörün sesinden bir şey duyamazsın. Ama bunu hep duyarsın. Şuradaki dil. Bu buna devamlı çalışırken tak 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 vuracaktır. Bunun vurması yağın çalışıyor anlamındadır. Bu şekilde. Yağ aktiftir, çalışıyor makine. Eğer ki bunda bir ses yoksa ya yağdan çıkmıştır ya hidrolikte yağda bir sıkıntı vardır. Bu anlama gelir. Basınç uyguluyor. Tabii. Yedek yay değiştirirken yaylar deforme olduğu zaman bunu çıkarıyorsun, kopileyi. Bunu alıyorsun. Diğer aynı yedek yayın diğerini alıp buraya takıyorsun abi. Ya şu şey eskimet durumu var mı abi? Yok değil mi? Bak şimdi abi, bunlar ısıl işlem gören bir parça. Bak bir, iki. Bunlar sert bir malzeme. Evet. Anlatabildim mi? Bak şu iki parça sert bir, alışılır bir malzeme. Kolay kolay hiçbir şey olmaz. Yani bu makineyi öldürür yani bu. Yani bu parçalar o işe yarar. Çünkü çok hassas bir parça. Tabii. Hani ne olabilir? Bunun zaten olsun yani kolay parça. Bir şey yapsan, kırtsan, döksen öyle bir durum gelse başına yine değiştiririz biz onu. Onda problem yok. Onda sıkıntı yok abi. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Mesafe ayarı. Ağaca yakınlık uzaklık ayarı. Tel yükseklik, alçaklık ayarıdır. Tamam mı? Makinenin yan astı kollarının sabit olması gerekiyor.
Tamam mı? Her kurulumda, her aldığınız kurarken mutlaka bunu yapın. İki, bu tel böyle salık olacak. Yere de vurmasın. Bir yerde sabit alıp da böyle herhangi bir telle falan dolayıp bağlamayın. Çünkü sıyırma yapar, çalıştıramazsın. Burada bir ayar bozulduğu zaman burayı da bozuyor. Ya bizim şimdi bağlı kolları. Evet. İsterseniz sırayı kapatacak. Tamam. Bu çalışan kolları sürekli böyle rahatsız. Bağın ucu vursun, o problem değil abi. Öyle bir şey. Sadece ben bir yerde sabit, bak burada ben bol bıraktım bunu. Bu böyle sabit bağlı kalmayacak abi. Yani böyle dursun da vurmasın diye bir şey yok. Bunu böyle kırma yapmayacaksın. Nasıl gidiyorsa öyle duracak abi. Burası hassas diyor. Yani burada kontrol, buranın ayarı bu. Tekrardan sıkıyorum. 22 ve 24 kullanılır. Buradaki kovanda iki kertik vardır. Buraya 22, arkadaki somuna da 24. Sıkıp bıraktım abi. Bu diş var bunda. Bu onun ayarı için. Bu mutlaka var onda. Tamam abi. 4 tane de yağ basma yeri vardı grasörlük. 1, 2, 3, 4. Devamlı çalışıyorsan 10 günde bir bir tık, iki tık yağ bassan yeterli. Bak buna bir tık basabilirsin. Buna bir tık basabilirsin. Tamam mı abi? Her zaman lazım değil. Hele o zaman bunun içi grasörlük mü dolu? Bunda var abi şu an. Bunda bir sıkıntı yok. Şu an hiç bir şey basmak gerekmiyor buna abi. Ya hiç basmıyorsun. Yok, onu hiç basmıyorsun. Bak, biraz böyle yapıyorsun, yağdan çıkarabiliyorsun. Bitti.